Arkadaşlar merhaba. Dikkatin sınırlı bir kaynak olduğuna hepimiz biliyoruz. Çevremizdeki her şeye aynı anda odaklanmamız tabii ki mümkün değil. Peki, önemsiz bilgiyi nasıl ayırt ediyoruz ve dikkatimizi yeni bir şeye yöneltme kararını nasıl veriyoruz? Çoğunuz fark etmişsinizdir. Gürültülü, kalabalık bir odada bile olsanız, dikkatinizi konuştuğunuz kişiye başarıyla yöneltebilirsiniz. Ancak Dikkatinizi vermek istemediğiniz konuşmalardan da çeşitli parçalar duyarsınız. İşte seçici dikkat üzerinde çalışan psikologlar bu parçaların ne olup olmadığıyla ilgileniyor. Yani görevle ilgili olan şeye odaklanırken diğer tüm bilgileri görmezden gelme yeteneğimizi araştırıyorlar. Seçici dikkati araştırmanın bir yolu bir gölgeleme görevi yapan insanları gözlemlemektir. Bu görevde kulağınıza bir çift kulaklık takıyorsunuz ancak her kulaklıktan farklı bilgiler geliyor. Yani sol kulağınızda duyduğunuz şey sağ kulağınızda duyduğunuzdan tamamen farklı. Başka biri başka bir dilde bile konuşuyor olabilir. Kulaklarınızdan birine mesela sağ kulağınıza söylenen şeyi tekrar etmenizi isteniyor. Dolayısıyla sağ kulağınızdan gelen sese dikkat kesiliyor ve diğerini görmezden geliyorsunuz. Anladığınız ve anlamadığınız bilgilerin türlerine bakarak seçici dikkati nasıl işlediğine dair daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. Bu süreci açıklamaya çalışan 3 ana teori var. Ancak ben bu teorileri işitsel dikkat üzerinden anlatacağım. Hepsi diğer tüm duyular için de tabii ki geçerli. Bunlardan ilki Bronbent'in erken seçme teorisi ya da bazı kaynaklardaki adıyla filtre teorisi. Burada Bronbent'in fikri şuydu. Çevrenizdeki tüm bilgiler duysal kaydınıza gidiyor. Duysal kaydın görevi kısaca size ulaşan tüm duygusal girdileri kaydetmek yani saklamaktır. Bunlar ne olabilir? Kelimeler olabilir, tıkırtılar olabilir, siren sesleri olabilir, yani bu gibi şeyler olabilir. Her şey olabilir. Hemen sonra bu girdi seçici filtreye aktarılıyor. O da girdinin temel fiziksel karakteristiklerine göre dikkatin neye yöneltileceğini belirliyor. Mesela konuşmadan bahsediyorsak, seçici filtre sesi, sesin frekansını, hızını, aksanını, kısacası tespit edebilmek için anlamanın şart olmadığı bunun gibi temel özellikleri tespit ediyor. Geri kalan her şey filtreye takılıyor ve sadece seçilen bilgi yoluna devam edebiliyor. Sonra da gerekli algısal süreçler başlıyor ve bu süreçlerde de bilgiye anlam yükleniyor. Dikkatinizi verdiğiniz kişinin ses frekansını seçici filtre ayırt ederken, bu sesin arkadaşınıza ait olduğu algısal süreçlerde tespit ediliyor. Ayrıca kelimeleri anlam yüklenmesi de bu süreçlerde gerçekleşmiş oluyor. Sonra farklı bilişsel süreçlere geçebiliyorsunuz. Mesela nasıl tepki vereceğinize karar vermek gibi. Broadbent'in teorisi iyi bir başlangıçtı ama bazı sorunları vardı. Dikkatimizi veremediğimiz tüm bilgiler anlamlandırılmaya fırsat bulamadan filtreye takılıyor olsaydı. Dikkatimizi veremediğimiz bir sırada ismimiz söylendiği zaman ismimizi algılayamamamız gerekirdi. Halbuki bu sizde de oluyordur. İsmimizi duyduğumuz an kulakları dikeriz anında. Odanın ta öbür ucunda dikkat etmediğimiz bir konuşmada geçse bile. Buna arkadaşlar kokteyl parti etkisi adı veriliyor. Bu etki diğer etkilerle birlikte psikologların yeni bir teori üretmesine yol açtı. Deutsch ve Deutsch adındaki iki arkadaş geç seçme teorisini oluşturdu. Bu teoride Broadbent'in seçici filtresi algısal süreçlerden sonraya taşınmıştı. Ve teoriye göre biz her şeyi kaydedip anlamlandırıyoruz. Bilinçli farkındalığımıza hangi bilgilerin aktarılacağına daha sonra seçici filtre karar veriyor. Bu gerçekten kulağa hoş geliyor, değil mi? Ancak unutmayın, tüm bunların çok hızlı gerçekleşmesi gerekiyor. Dikkatin sınırlı bir kaynak ve beynin inanılmaz derecede verimli olduğunu bilince, ihtiyacımız olmayan şeylere bile anlam yüklemek biraz israf gibi duruyor. O halde aradığımız cevap erken seçme ve geç seçme sırasındaki bir yerlerde olmalı, değil mi? ve bu da bizi Trisman'ın zayıflatma dikkat teorisine ulaştırıyor. Trisman bir filtreye değil zayıflatıcıya sahip olduğumuzu ileri sürdü. Yani zayıflatıcı, dikkatimizi veremediğimiz, kulağımızdan gelen girdiği zayıflatıyor, ancak tamamen yok etmiyor. Sonra bu girdilerden bazıları algı süreçlerine giriyor. Yani dikkatsiz olarak kulağımızdan gelen bilgileri de anlamlandırıyoruz. Sadece öncelikleri azalıyor o kadar. Bu noktada dikkat etmediğimiz şeyin aslında önemli bir şey olduğunu fark edersek dikkatimizi oraya kaydırıp az önce dinlediğimiz şeye verdiğimiz dikkati zayıflatıyoruz. Arkadaşlar sonraki deneyler gösterdi ki dikkatimizi yoğunlaştırdığımız görevin zorluğu filtrelemenin ne zaman gerçekleşeceğini ve ne kadar süreceğini etkileyebiliyor. Özetle en iyi teorinin hangisi olduğuna dair tartışmalar sürüyor ama seçici dikkati anlamamızda en büyük rol oynayan üç teori işte bunlar. Ve bu önemli bir konu çünkü dikkat gerçekleştirdiğimiz tüm bilişsel işlevlerde hayati bir rol oynuyor. Eğer çocuklar dikkatlerini insan seslerine yoğunlaştırmasaydı, bu sesleri kuş cıvıltılarından ve köpek avlamalarından ayırt etmeseydi, konuşmayı öğrenmeleri neredeyse imkansız olurdu. Ve dikkatimizi veremediğimiz bilgilere bir şekilde yoğunlaşamasaydık, üstümüze doğru gelen bir arabayı fark edemez, yangın var diye bağıran bir sesi algılayamazdık. Umarım bu önemli süreci açıklamaya çalışan teorileri şimdi biraz daha iyi anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın arkadaşlar.